Herkese merhabalar. Ben Kemer Yaşam Hastanesi'nden çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı Doktor Onur Küçüközer. Bugün sizlere yaz dönemine girmemizle beraber polikliniğimize yapılan başvurularda belirgin bir şekilde artış gördüğümüz akut gastroenterit tablosundan bahsetmek istiyorum. Gastroenterit sindirim sisteminin çeşitli patojenlerle enfekte olması anlamına gelmektedir. Klinik olarak ishal, bulantı, kusma, karın ağrısı, yüksek ateş, iştahsızlık, baş ağrısı gibi tablolarla karşılaşabilmekteyiz. Ortalama olarak 5-7 gün kadar hastalık tablosu sürebilmekteyken bazı hastalarımızda 14 güne kadar uzayan hastalık tablosunda maalesef görebilmekteyiz. İshal tablosuna bağlı ölümler dünya çapında çocuk çağı ölüm nedenleri arasında ikinci en sık sebep olarak karşımıza çıkabilmekte. Bu hastalık yani bu kadar önemli bir hastalık aslında. Son yıllarda artan aşılama oranları, doğru ve bilinçli çocuk beslenme oranlarında görülen artış ve ailelerin bu konudaki hastalık tablosu hakkındaki gitgide artan bilinç düzeyiyle beraber bu olumsuz tablolardan günden güne daha az bir şekilde karşımıza çıktığını görmekteyiz. Tedavide en önemli basamak birçok çocukluk çağı hastalığında olduğu gibi beslenmedir. Bulantı, kusma yıkımları düzeltilmiş, ağızdan beslenme tolere edecek güce ulaştığımız çocuklarımızda en kısa sürede beslenmenin başlanması en önemli tedavi basamağıdır. Kusma yakınması sık, genel durumu düşkün, kendi başına ağızdan beslenmeyi tolere edemeyeceğini gördüğümüz çocukların hastaneye başvurması çok önemlidir. Hastalık sürecinde diyette bol sıvı, özellikle su, ayran gibi sıvı tüketimler, muz, haşlanmış patates, yoğurt gibi gıdaların tercih edilmesi çok önemlidir. Bu süreçte yağlı, baharatlı, çocuklarımızın maalesef çok sevdiği paketlenmiş hazır gıda ürünlerinden olabildiğince uzak durmamız gerekmekte. Beslenmenin yanında probiyotik, çinko gibi ilaçların kullanımı hastalık süresini kısalttığı gösterilmiş, kanıtlanmış başarılı tedavi yöntemlerindendir. Son olarak hatırlatma zorunda hissettiğim bir husus, antibiyotik kullanımının bu hastalık tablosunda çok az bir hastada gerekli olduğunu, gereksiz antibiyotik kullanımının var olan ishal tablosunu, sindirim sistem florasını bozarak daha kötüye götürebileceğini unutmamamız gerekiyor. Kemer Yaşam Hastanesi'nden hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.